Merhabalar Ömer Bey, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Programımıza hoş geldiniz öncelikle. Ve sizleri tanımakla da başlamak istiyoruz. Ömer Bey kimdir, sektöre nasıl girdi? Sizlerden dinleyelim hikayenizi. Ömer ben. İzmir'den geldim buraya. 2014 yılında işte yağ firmasına başladık, kurulumu yaptık, başladık. Bu bölgede yağ firması olarak şu anda faaliyet gösteriyoruz. Şu anda en büyük olarak faaliyet gösteriyoruz. Hı hı. Gelip Çorlu, Çerkezköy bölgelerindeki tüm fabrikalara işte girmeye başladık. Nasıl söyleyeyim? Tekstil üzerine, metal üzerine çok eksikler vardı. Onları karşılamak için onlara geldik. İşte yürüyoruz şu anda. Çok güzel de gidiyor, işlerimiz de çok güzel. Şu anda işte iyiyiz yani şu anda. Bir tekstil dedik, iki metal sektörü ve diğer ürünler üzerine hepsine, yani şu anda tüm Trakya'nın nerede baksan çoğuna hitap etmek üzereyiz. Sadece madeni yağ mı bulunduruyoruz burada? Hayır, madeni yağ, hırdavat üzerine de çok etkili şu anda. Hı hı. Yani her müşterinin isteğine göre tüm şeyleri hepsini karşılayabiliyoruz şu anda. Evet. Neler bu hırdavat bölümü? Biraz ondan da bahsedersek. Ne? Hırdavat bölümünde neler var? Ne tür ürünler var? Hırdavat bölümünde şöyle söyleyeyim. Rulmanından tut, kayışından, kolibandından, strecinden, yani A'dan Z'ye ne isterseniz hepsini karşılayabiliyoruz şu anda. Evet. Bu sektörlere hitap olan her şeyi. Yani buradaki fabrikalar, tüm fabrikaların isteğine göre karşılama şeyimiz var, karşılıyoruz hepsini. Hı hı. Madeni yağ konusunda yine. Madeni yağ üzerine şu anda tüm fabrikaların, yani A'dan Z'ye ne istiyorsa hepsini karşılayabiliyoruz. Yani bayağı da iyi olmaya başladık yani yani talepleri karşılayabiliyoruz yani. Hı hı. Sonra. Var mı onların aralarında kendine göre ayırdıkları bir çeşit var mı? Ya her fabrikanın çeşit malzemesi vardır. Örgü ayrı, metal ayrı, demir üzere olan ayrıdır. Yani inşaat sektörü desen ayrıdır. Hepsi ayrı şeyleri var. Hı hı. Biz de çeşit bol, bütün hepsini bulunduruyoruz. Çeşit bol olduğu için hepsini karşılayabiliyoruz. Ondan dolayı tercih ediliyoruz biz de şu anda. Şu anda sadece Trakya bölgesinde mi hizmet sunuyoruz bu arada? Ya yok, İstanbul'a kadar, yani Hadımköy'e kadar, Hadımköy'den de Edirne'ye kadar devam ediyoruz şu anda bizim şeylerimiz sürüyor. Bu bölge daha ağırlıklı ama. Daha ağırlıklı burası. Çünkü fabrika çok olduğu için burada çoğu insanlar karşılamıyor. Mesela İstanbul'da yetişemiyorlar, karşılamıyorlar. Ondan dolayı tercih ediyoruz. Çünkü biz yanında olduğumuzda gece de olsa gidiyoruz. Ondan dolayı. Güzel. Genelde teslimatları siz mi yapıyorsunuz? Şoförlerimiz var, araçlarımız var. Şoförler kendileri işte siparişleri toplanılıyor ve belli aralıklarla dağıtıma çıkılıyor. Evet. Peki internetten satışımız yok dedi, sadece burada. Şu anda burada ve Değirmenköy'de bir yerimiz var yine. Orada devam ettiriyoruz. İnternette de sene kısmet olsa onunla da geçeceğiz işte. Evet, e-ticareti de kuracağız yani diyorsunuz. Şu anda iki yerle hizmet sunuyoruz. Peki biraz hizmet kalitemizden bahsedersek neler söyleyeceksiniz? Hizmet kalitemiz çok güzel şu anda. Ondan dedim işte, müşteriler bizi tercih etmelerinin sebebi kalite, zaman, hızlı teslimat değil mi? Teslimattan dolayı tercih ediyorlar onun için. Evet. Ve verdiğimiz her ürünün de arkasındayız. Verdiğimiz ürünün hepsinin arkasında duruyoruz biz zaten. Şeyimiz var, herkes biliyor zaten. Evet. Sabit müşterilerimiz zaten 6 yıldır, hep 7 yıldır sabit müşteriler çalışıyor. Hı hı. Peki bunlar sizin mi tercih sebebiyle ortaya çıkıyor? Yani kalite, hizmet ve birebir oturup da yani samimiyetten dolayı tercih ediyorlar artık. Evet, müşteri memnuniyeti ön planda diyebiliriz. Güven olduğu için artık, güven olduğu için adamla tercih ediyor, şey yapmıyorlar. Yeterli kapasitemiz de var zaten. Aradıklarını da bulabiliyorlar. Fazla kapasitemiz fazla. Evet. Peki yeni projelerde e-ticareti kuracağız dedik. Farklı düşünceler var mı bu sektörle alakalı? Var. Daha şimdi işte farklı düşünceler aklımızda var. Onlarda kısmetse işte yaza doğru geçirmeyi düşünüyoruz. Evet, başarılar diliyoruz o zaman sizlere şimdiden. Peki sektörle alakalı neler önereceksiniz tüketicilere? Sektör iyi şu anda, sektör şöyle söyleyeyim tüketicilere, yani devamlı kalite peşine gitseler daha iyi olur. Her zaman kalite kullandıkları zaman sıkıntı olmaz. Hı hı. Ama yok böyle şeyden kaçayım, kalitesiz şeylere girdiği zaman bu defa sorun yaşıyorlar, arıyorlar biz işte böyle kaliteden dolayı kaybediyorlar. En güzeli bildiğin devamlı kalite gideceksin her zaman için. SAR Madeni Yağlar'da bunları, bu ürünleri zaten bulabilirler. Hepsini bulabilirler. Kalitemizden ödün vermiyoruz. Yine zaten aşağıda telefon numaralarınız, irtibat numaralarınız geçecek. Oradan zaten size ulaştıklarında siz de gerekli yardımı yapacaksınız. Gerekenleri de yapıyoruz biz zaten. Evet. Eklemek istediğiniz son olarak bir şey var mı peki? Bizi zaten internete girdiği zaman SAR yazdıkları zaman hatta yağ yazdıkları zaman direkt bizim en üste çıkıyor zaten markamız ve ismimiz. Oradan da ulaşabilirler bize. Türkiye'nin fark etmez her yerine de ulaşıp siparişlerini verdikleri zaman biz teslimat yapabiliyoruz. Evet. Sadece bu bölgede sınırlı değiliz. Geldiği zaman hepsine. Ankara olsun, İzmir olsun, neresi olsun fark etmez. Müşteri ne talep ederse biz de ona göre şeylerini yapıyoruz, gönderim yapıyoruz. Evet, karşılayabiliyoruz. Peki. Teşekkür ediyoruz sizlere Ömer Bey. Değerli bilgilerdi bizler için. Sektörün nabzını tuttuk. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim o zaman. Görüşmek üzere.